oğlu Mehmet Bey'e, Atıcıya Allah'tan yeniden rahmet dileyelim. Ee, avşar geleneği de ağıtlar vardır ee, evet. bizim memleketimizde Kayseri, sizin de Kayseri evet. ee, ve Adana'nın büyük bir bölümü de zaten bizim oralardan evet. gitmedir Ramşarlar. Özellikle Kozan Ka evet. Kadirli bölgesi neredeyse Evet Tufan Bey'li, Sayın Bey'li, evet. Pekiye kadar. Oralarda en çok şehitlerimiz de oralarda. Evet. Ee, siz aynı zamanda Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yaptınız uzun yıllar. Bu terörün bu kadar tırmanması sebeplerini bir değerli seyircilerimize bir hatırlatalım mı? Aslında e, Yavuz Bey şöyle söyleyeyim. Bu tabi sadece basit bir olay değil. Öyle algılamamak lazım. Ve tabi bir e, tedavide bulunacaksanız bir hastalığı önce teşhisinizin hı hı. çok sağlam olması gerekir. ...terör hangi sebeple çıkıyor? İşte Türkiye'de çok farklı kişiler... ...yok bu Kürt sorunuydu, yok şuydu, yok bu buydu gibi... Hı hı. E, e, ...yani pek fazla tutarlı olmayan... ...temelli olmayan... ...bir e, şekilde terörü... ...tanımlamaya çalışıyorlar. Halbuki terörün... ...temeli... E, ...kendi başına ortaya çıkacak bir hadise değil. O terör olmaz aslında. Hı hı. Ya isyan olur onun adı... Aynen. ...veyahut da kişisel bir zafiyet... ...sonrasında devlete karşı bir... Ee, kişisel bir baş, e, baş kaldırma olur, ama bu öyle değil. Bu uluslararası bir nitelik taşıyor ve. Terörün ortaya çıkışına bakalım hangi tarihlerde çıktı? 1978 yılından itibaren bu PKK çıktı ama ondan önce ASAL'a vardı biliyorsunuz. Ondan önce biz işte bizim gençlik dönemlerimiz, üniversitedeki dönemlerimiz ki 67-68'den sonraki dönemde sağ sol çatışmalar diye çıktı. Ama nasıl provokatörlerin aldığını hepimiz biliyoruz bunun içerisinde. DDK, devrimiz doğdu, Birçok buna benzer olmak üzere ama Türkiye bir şey bilmiyordu biliyor musunuz? Şimdi kendi e, sosyolojik yapısını bilmiyordu Türkiye. Evet. Yani bunu e, bilseydi belki bu kadar bir zafiyet geçirmeyecekti, bu kadar uzun dönemli bir zafiyet geçirmeyecekti. Hı hı. Bakın, e, şimdi e, 1920'lerde evet. Koçki isyanı oldu. 20'de. Hı hı. Hangi sebeple çıkmıştı? Durup dururken değil. Tabii ki. E, Koçki isyanı milli mücadeleyi baltalamak için çıkarılmış hı hı. bir isyandı. Peki 1925'te Şehzade isyanı çıktı. Evet. Hangi sebeple çıkmıştı? Durup dururken yine çıkmadı. Ya zaten şey sahibi işte devlet ise işler... yok öyle bir şey değil. ile Musul, musul meselemiz vardı. Evet, Musul Bekir. Ve 26'da meselesi. da biliyorsunuz Ankara Anlaşması ile Musul meselesini çözmek e, durumunda kaldık. Evet. O şekilde. Peki 1937 Dersim Harekatı veya Dersim İsyanı ne zaman çıktı? O da 1938'deki hepimizin bildiği meşhur Hatay evet. meselesinden. 35'ten itibaren Fransızların, İtalyanların bu işin aşırı kaçırdıkları kendi arşivlerinde yazıyor zaten. Hı hı. Nasıl silah gönderdik? Yani her biri muhakkak dışarıdan gelen bir e, durumla karşı karşıya. Şimdi PKK terörünün ortaya çıkması da tamamen e, Türk dünyasının bağımsızlığını elde etmesiyle doğrudan alakalı bir hadise. Çünkü 1970'li yıllarda Amerika Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı bir yazıda da yayınladığı bir yazıda aynı şunu söylüyordu. 2000'li evet. yıllarda Sovyetler Birliği dağılacak ve e, aynı tarih, kültür ve dil birlikteliğini sağlayan Müslüman büyük bir kitle bağımsızlığına kavuşacak. Türkiye bu kitleyle eğer entegre olacak olursa dünyaya yeni bir güç çıkacaktır diyordu. Evet. Aslında bütün mesele burada yatıyor. İtekim 1990'da Sovyetler Birliği Marşı Ortaklığı dağıldı. İşte hepimizin dağıldı. bildiği gibi dağıldı. Ve ardından Ama Türkiye'deki... Ama daha dağılmadan önce 1984'te ilk Eru baskınıyla PKK denilen bir örgüt Türkiye'ye karşı silahlı bir mücadeleyi başlatmış oldu. Ama bu biliyorsunuz gayet tabii bir şeydir önce başlaması. Evet. Çünkü olduktan sonra başlayan pek tutmaz. Evet, olmadan olmadı. önce başlatacaksınız ki Hı -hı. olduğu zamana gelinceye kadar yol almış olmanız lazım. Erhut yani 87'de 84 e, itibariyle pardon, başlamıştı. 78'de hmm. Hı -hı. E, ciz i̇lk kata, ilk Cizre'de kurul ilk kurulup hmm. bildirisini yayınladığında zaten Marksistleriniz bir e, ve silahlı mücadele e, ilkeleriyle ortaya Hı -hı. çıktı. 84'te ilk harek e, yaptığı eylemi 33 askerimiz silahsız ve özellikle götürülmüş. Sanki oraya çünkü silah verilmeden götürülen asker düşünün ve iki saatte alınacak yol yarım günde alınamamış bir şey zaten oraya katılan insanlar anlattılar bize insan hakları komisyonunda oradan kurtulanlar bizzat bana gelip anlattılar dolayısıyla e, kurgulanmış bir hadise ardından PKK hep söylenirdi biliyorsunuz hı. hep duyardık efendim Amerika Birleşik Devletleri uçakları e, PKK terör örgütüne malzeme atarken görüntülendi. Evet. Ya Buna benzer birçok şey duyduk basında biliyorsunuz o tarihlerde. Hı hı. Ve şimdi o zaman inkar ediliyordu. E şimdi aleni olarak Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamayı kendi ağzıyla yapıyor. Dolayısıyla bu uluslararası bir e, hüviyet taşıyordu. Nitekim bu PKK içerisinde e, Kürtler yoktu. Kürtler belli oranda vardı ama hı hı. Kürtlerin dışında... Amerika'nın en çok kullanabileceği ki kendi arşiv belgelerinde hangi köylerde nerede oturduklar da belli. Kripto dediğimiz normal Ermeni vatandaşlarımızı dışarıda tutuyorum. Evet. Samimi olan Ermeni vatandaşlarımızı samimi tutuyorum. Müslüman olan samimi Ermeni vatandaşlarımızı Yani Türk milliyetçisi olan Ermeni vatandaşlarımız Tabii tabii onları var. tamamen ayrı tutuyorum. Hepsine saygım vardır. Ama kendisini gizleyip, kendisini Kürt hatta Türk gibi gösterip ondan evet. sonra... Bu işin içerisinde olan dünya kadar insan var. Ben size sadece şu kadarını söyleyeyim. 19 yıl Diyarbakır konsolos yardımcılığı yapmış Thomas M. diye bir Ermeni. Evet. Amerikan Başkanı'na gönderdiği Diyarbakır'da katliam Kürtlerin saldırıları adlı dosyada, dosyasında evet. son 25 sayfalık ekler bölümünde Armeniyan Kördiş diye bir Hı. bölüm koymuş. Hangi Ermeni cemaatinin hangi Kürt aşiret altında nerede hangi köyde yaşadıklarının hepsinin kayıtlarını vermiş. Evet. Ama ne gariptir ki PKK'lar hep buradan çıkıyor. Değil mi hocam? Hatta şimdi e... Ben şunu için söyledim. E, özür dilerim. Bu son derece önemli. Ben bunu Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken gösterdim. Belge yerine evet. koydum. Evet ve hatta e, CD olarak verdiniz. E, kabul ama, etmedi değil mi? Ama e, ne yapacağız diye bana sordu. Ben de söyledim ne yapmamız gerektiğini. Ben o zaman siyasette değildim. Tarih kurum, kurum başkanıydım. Ve siyasette de hiç uğraşmadığımı o tarihlerde biliyorsunuz. Evet. Tamamen siyasi, siyaset üstü davranmıştım. Ama burada önemli olan şey şuydu. Ülke, devlet, terörü gerçekten o tarihler için söylüyorum. Bu tarihler için hı hı. de söyleyeceğiz de. E, o tarihle gerçekten terörü bitirmek istiyor muydu? Bunu hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanmak arzusundaydı? Bunları iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet hocam. E, bu konuda kripto ermenilerle ilgili çalışma yapan birçok kişide trafik kazası veya çeşitli şekillerde öldürüldüler. Bunlardan bir tanesi rahmetli Şaban Kuzgun'dur. Ve hatta Hirant Dink'in bir, de bir çalışması vardı. Dink'in Türkiye'de 600 bin kripto Ermeni'nin olduğu ile ilgili ciddi bir çalışması vardı. Öldürülme sebeplerinin arasında da bunun olduğu söylenir. Hocam, ben e ona inanıyorum. Evet. Ben ona inanıyorum. Onun çevresindeki Türk diye görülenlerin hepsi Türk değildi zaten. Ben biliyorum. Evet. Ve e, nitekim e, onun şeyi e, öldürülme hikayesi bugünlerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Perde arkasında kimlerin olduğu, hangi istihbarat örgütlerinin olduğu, bugün adı PETO olan örgütün bu konudaki parmağı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama e, o dönemlerde bunun üzeri kapatıldı ve hatta çok daha farklı konumlara e, götürüldü. Hocam e, terör Türkiye artık bu teröre e, alışmalı mı? Ya e, şimdi terör her zaman e, dünyanın her tarafında olabilir ama Hı -hı. devletler öncelikle kendi e, halkını, toplumunu Hı -hı. terörden uzak tutacak bir takım ciddi tedbirler almak zorundadır. Yani e, Türk halkı içinde e, teröre meyletmek arzusunda bulunan kişilerin önünü kesecek bir takım tedbirler almak zorundasınız. Yani evet. o da şudur. Adil bir hukuk sistemi e, vatan bellediğiniz ülkenin sizin yanınızda olduğunu sürekli olarak gören e, ve e, bir takım çıkarlar uğruna bir takım kişilerin e, hapislere atılmasının önüne geçen evet. e, bir Anlayış içerisinde olan bir devlet olmak zorundasınız. Hı hı. Yani ben bu ülkenin vatandaşıyım diye gurur duyacak bir vatandaş yetiştirmek zorundasınız. Veya bu şeyi vermek zorundasınız. Herkesin kafasına bunu sokmak zorundasınız. Buradan başladığınız zaman terörü zaten kendi ülkenizde canlandırmaz canlandıramaz hiç kimse. Ama bunun için önce milli bir eğitim sistemine ihtiyacınız var bu evet. özellikle üzerine basarak söylüyorum milli eğitim sistemi diye çünkü biz tarih kurumundayken diğer evet. ülkelerin Avrupa ülkeleri komşu ülkelerimizin hepsinin tarih kitaplarıyla ilgili bir çalışma yaptık. Avrupa Konseyi'nden kart verdiği bir hanım bu işle görevlendirilmişti Avrupa Konseyi'nde. Biz de tarih kurumunda bunu davet ettik. Burada toplantılar yaptık. Tiran'da yaptık. Avusturya, Viyana'da yaptık. Değişik yerlerde. <laughs> Ve bununla ilgili tarihi düşmanlıklardan arındıracak bir e, araştırma içerisine girdik. Neler yapabiliriz diye. Bunun için de öncülüğü Türk Tarih Kurumu olarak biz üstlendik. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Evet. Tiran'da onaylanmasına rağmen benim hazırladığım proje... Ki Balkan ülkelerinde ayrı, Arap ülkelerinde ayrı iki komisyon kuracaktık, oluşturacaktık. Bunlar bir Türk-Arap tarihini yazacaktı. İkincisi Balkanlardaki, e, Balkan halklarıyla Türkiye arasındaki tarihi yazacaktı. Ve bununla ilgili olarak da toplam o tarih için çok büyük bir para değildi. E, Avrupa için 180 bin avro gerekiyordu. Arap ülkeleri için de Ürdün ön ayak olmuştu. E, Veliaht da o zaman Abdullah. O, onun da yardımı vardı. Türk dostu bir insandı bu da. Böyle bir e, şeye girdik. Tiran'da onaylandı benim o projem. Fakat Hı. Avrupalılara ben dedim ki bunun yarısını ben tarih kuran olarak karşılayacağım. Hı. Diğer yarısını da siz karşılayın. Çünkü hepsini ben karşılayabilirdim. Hayır. Fakat bu defa farklı nitelendirilmesi e, söz Hı. konusu olacağı için siz karşılayın. Sizle beraber olun dedim. Fakat Avusturya'da daha ilk gönderdikleri ülkede e, bizi ırkçı bir e, nitel, e, şekilde nitelendirdiler ve kabul etmediler. Aynen. Ama buradaki mesele o değildi. E, 19. yüzyılda Avusturya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini göz önüne alırsanız bu tabiiydi. Çünkü biz eğer Balkanları barış e, haline, barış ortamı haline, coğrafyası haline getirmiş olsaydık Avusturya'nın nüfuzu o kadar olmayacaktı bu topraklarda. Hı hı. Çünkü Bosna Hersek taraflarını işgal etmişti Avusturya biliyorsunuz geçmiş evet. dönemde e Şimdi biz e, Halbuki tam tersine Balkanlarda Çatışma olmasın çünkü biz Balkanlarda çok savaş geçirdik evet. En kötüsü de biliyorsunuz Soykırma uğradık resmen e, Balkanlarda 1878'deki e, işte 93 Harbi dediğimiz savaşta kaybettiğimiz insanlar ve göçleri düşünün Bir de 1912 düşünün Aynen. Balkan savaşları sonrasındaki e, Hadi mübadeleyi saymıyorum bile e, 1923'teki Şimdi bütün bunları göz önüne alırsanız barış ortamı olduğunda ne Yunanistan'ın, ne Bulgaristan'ın, ne diğer ülkelerin hiçbirinin artık birbirinin toprak bütünlüğünde gözü olmayacaktı. Çünkü tarih kitaplarımızı yazarken hepimizin hazırladığı bu ortak yazdığımız kaynak kitap kullanılacaktı. Evet. Ama maalesef engel oldu. Arap ülkelerinde yapacağımız bu tür projeyi de maalesef İsrail'in o bölgelerdeki şeyleri etkiledi. Ondan yapamadık. Aslında yani biz Türkiye olarak bütün bunları yapabilecek kapasitedeydik. Hocam ama söylediğiniz rakamlar 180 bin avro, işte 300 bin dolar vesaire bunlar para değil ki. Yani Kesinlikle değil. E, Bakın ben devletten için. para istemiyordum. Tekrar ediyorum. Hı. Çünkü e, Türk Tarih Kurumu, e, Atatürk'ün e, biliyorsunuz Türk Tarih Kurumu'nu kurduğu zaman... Evet, İş Bankası'nın bir iş ödeneği, var ödeneği var yüzde Evet, %28.08'lik bir bölümü... Türk evet. Tarih ve Türk Dil Kurumlarına gelirlerini evet. e, nemalarını vermek suretiyle bir e, bağışta bulunmuştu. Bizim oradan gelirimiz çok e, iyi bir gelirdi. 70-80 milyon e, gelirimiz vardı oradan her evet. ay, her yıl. Evet. Dolayısıyla bizim paraya ihtiyacımız yoktu. Bu işleri yapabilecek kapasitedeydik maddi olarak. Ama kabiliyet olarak da mı e, yapabilirdik aslında Türk Tarih Kurumu olarak? Ama diplomatik Ama olarak? Diplomatik olarak bize destek verilmesi gerekiyordu. Hükümetler Ama dediğim mi? gibi hükümetler vermediği gibi karşı hükümetlerin de bu işte iyi niyetli olduklarını düşünmek mümkün değil. İşte böyle bir ortamda siz Hı -hı. işte bu ülkelerle hangi ortamda e, dost olabilirsiniz? Hı -hı. Hangi ortamda bunlarla işbirliği içerisinde olabilirsiniz? Veya bunlara ne kadar güvenebilirsiniz ve ne kadar bunlardan size e, tehlike gelir gelmez bunu... Ee, yanlış şekilde Ne zaman sırtından hançerleneceğinizi hesaplayamazsınız. Kesinlikle. Diyorsun. Hocam bir değerli seyircimizin bir hatırlatması var. Diyor ki e, şimdi son bir e, çalışmayla Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle ilgili çalışmada e, diploma konusu e, böyle bir U dönüşüyle gizlice satır aralarında <laughs> üniversite mezunu olması 4 yıllık üniversite mezunu olması yerine yüksek okul bitirme şartı. Oysa e, siz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok önce ilk kez dillendiren e, Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması geçerli değildir, dört yıllık değildir diyen ilk e, siyasi sizsiniz. Her fırsatta altını çizdiniz bunun ve bugün bu, buraya geldik. O konuyu da bir açalım, bir hatırlatalım mı? Ya şimdi şöyle, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için dört yıllık bir fakülteyi bitirmesi lazım kişinin. Yani hı hı. anayasa onu gerektiriyordu. Ee, ve bunun olamayacağını söyledim ben. Şundan dolayı söyledim. Çünkü e, Recep Tayyip Erdoğan'ın daha cumhurbaşkanı olmadan önceki başbakan e, konumundayken e, mezuniyet belgesi elimdeydi, vardı. Hı hı. Ben o üniversitenin rektör yardımcılığını ve vekilliğini yapmıştım zaten Marmara Üniversitesi'nde 92 yılında. Hı hı. Şimdi ve bu mezuniyet belgesinde bir sürü e, falsolar vardı. Her Hı -hı. şeyden önce e, yukarıda onaylı e, fotoğrafı bulunan diyor e, mezuniyet belgesinin ilk cümlesi fakat yukarıda ne fotoğraf var ne onay var. Hı -hı. İkincisi dekanın imzası var ama mührü yok ama o tarihte o e, yüksek okuldan mezun olan bütün e, bana gelen Mezuniyet belgeleri, aynı tarihli mezuniyet belgeleri, aynı bölümden, aynı fakülteden mezun olanların hepsi fotoğraflı, onaylı, hmm. e, dekanın onayı olan bir hüviyet taşıyor. Bir başka husus, mezuniyet belgesinde bir not düşülmüş, diğerlerinin hepsinde iş bu belgede kazıntı ve silinti yoktur ibaresi var. Evet. Ama bununkinde geçici mezuniyet belgemi elden teslim aldım diyor. Hiçbir zaman alınan bir mezuniyet belgesine böyle bir ifade yazılmaz. Biz yıllarca öğretim üyeliği yaptık. Evet. normal olarak verirsin. Elden teslim aldım diye mezuniyet belgesine yazı yazılır mı? Kazıntı silinti olmaması gerekir. Ol, olursa zaten e, geçerli değildir. Şimdi ben de bunu söyledim. Ee, bu, bu aynı zamanda evrak, ama, evrakta sahtecilik e, her şeye girer. Bakın, girmez her şeye canım. girer. Bakın 1981 Şubatında orta dereceyle mezun oldum diyen bir kişi hı hı. E, şeyi diplomasını 1991 yılında Marmara Üniversitesi'nden almış fakat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezun olarak kalmış. O okul hiç yoktu ki. 1983 evet. yılında faaliyete evet. geçti Marmara Üniversitesi. Şunu söyleyen insanlar var. Diyor ki işte yüksekokul Marmara Üniversitesi'ne dahil olmuştu. Öyleyse bile hı hı. kanun bir yüksekokul bir fakülteye üniversiteye dahil edildiği zaman ancak o yüksekokulun diploması verilir diyor kanun. Evet. Ama siz 91'de bu şeyi, diplomayı nasıl verirsiniz? Çünkü transkri bir uymaz. Yani yüksek evet. okulda gördüğü dersler ve aldığı notlar nedir onu ortaya koyalım o zaman. Bir de işletme bölümü mezunu olduğu söylenen okulun o tarihteki derslerini ortaya koyalım. Bakalım hiçbirbirine benziyor mu? Bu kadar basit şey söylüyorum. Bakayım. Hocam siz bunu ee, Cumhurbaşkanı seçimlerinden çok önce dile getirdiniz ama... Ee, şu an mensubu bulunduğunuz partiden de çok fazla destek görmediniz. Fakat e, başta sosyal medya olmak üzere bu, e, hala hazırda bu konu çok tartışılıyor. Bir takım belgeler ortaya konuluyor. Sizin bu gerçeği bugün ifade ettiğiniz ki rektör yardımcılığı yaptığınızı da ifade ettiniz Marmara Üniversitesi'nde. Bu gerçeği dillendirdiğiniz için. ...herhalde başınıza bir şeyler gelmiştir. Yok, hiçbir şey gelmedi. Yani e, dolaylı benim olarak. Başıma, benim başıma fazla bir şey gelmiyor bu konularda. Hayır, dolaylı olarak siz, sonuçta milletvekilisiniz ama evet. yani dolaylı olarak size bir takım e, şeyler söylendi mi? Yok, e, sadece ya uğraşacak diye. başka iş bulamadın diyenler oldu sadece AKP'den bazı milletvekili arkadaşlar. Ve bir kere bir arkadaşımız ya işte Yusuf Hoca bununla niye uğraşıyorsun diye bir beyanat verdi. O da bir daha beyanat verdirtmediler ona da. O da vermedi. Çünkü hiç kimse bu konuda ne AKP'nin herhangi bir yetkili organı ne de Cumhurbaşkanlığı tarafından bu konuda bir açıklama yapılmıyor. Nitekim Cumhurbaşkanımız geçenlerde Marmara Üniversitesi Rektörüne ya ona açıkla dedik ya dedi. Böyle bir şey olmaz ki. Bana sorarsanız ben de lise diplomamı da gösteririm Hı. size. Üniversite diplomamı da gösteririm. Doktora diplomamı da gösteririm. Hatta askerlik yedek subay olarak yaptığım için onun diplomasını da gösteririm. Doçentlik de şeyimi de gösteririm. Şimdi diplomalar kaybolmaz. Kaybolduğunu evet. varsayalım. Kaybolduğunu evet, varsayalım. Bir, bir nüshası mutlaka e, Üniversitede orada. vardır. Düplikata e, verdiklerini söylüyorlar. Öyle bir şey alınmış. Çünkü Orhan Oğuz'la Ömer Faruk Batirel'in imzaları var. Evet. Diploma olarak 91 yılında kendisine verilen de. Çünkü ben 92 yılında orada rektör yardımcısıydım zaten. Rektör evet. değişimi meydana gelmişti. Dolayısıyla 91 yılında verilmiş o diploma ve evet. diplomanın daha önceki diğer üniversiteden verilen diplomalardan farkı nedir biliyor musunuz? Hı hı. Sağ tarafta kimlik bilgileri var. Normal diplomalarda. Sol tarafta da üniversiteyle ilgili, evet. fakülteyle ilgili bilgiler var. Ama ee, Sayın Erdoğan'ın diplomasında tam tersi e, Sol tarafta e, şey, sağ tarafta e, kimlik bilgileri, sol tarafta da üniversite şeyler var Şimdi bunlar bir yana bıraktım Peki Cumhurbaşkanlığına e, sunacağı zaman diplomayı Hı -hı. Ki o zaman Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurulmuştu evet. Ama e, Yüksek Seçim Kurulu da ciddiye almadı bu işleri İnsan ama bir şey söylüyorsunuz, bir araştırır. Şimdi cumhurbaşkanı olacak kişinin herhangi bir şeye uğramaması lazım. Ee, güvensizliğe uğramaması lazım. Bu şekilde dillendirilmeyecek bir duruma düşmemesi lazım. Ama şunun için söyledim ben de bunu. Hı hı. Yoksa olmuş olmamış meselesi gibi düşünüyor bazı kişiler. Öyle de ben şimdi kendim gitsem bir hastanede doktorluk yapmaya kalkışsam hı hı. bir sahte diplomayla Evet ne yapar insanlar veya devlet ne yapar? Cezalandırır. Şimdi peki burada da aynı şey var. Yani siz bir yasa koymuşsunuz ortaya, hukuk devleti izliyorsunuz ve hukuk devletinin icaplarını yerine getirmiyorsunuz. Hem de hukuk sistemleri getirmiyor yerine. Garip şimdi olan hocam, tarafı bu. Şimdi hocam e, hukuk sistemi dediniz, e, partinizin Sayın Genel Başkanı da fiili durumu hukuki duruma uyarlayalım <laughs> diyerek e, bir e, AKP'ye e, bir desteği var Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle ilgili. Ama satır arasında e, üniversite, dört yıllık üniversite yerine yüksek okul diyerek yarın öbür gün e, ki ben zannetmiyorum ama diyelim ki bu yasa geçti, referandumdan da geçti. E, bir diploma sorusu sorulduğunda ya işte işte kardeşim benim iki yıllık diplomam derse ne olur? Vallahi şimdi de, de, demeyeceklerine garanti edemem. Çünkü o kadar çok değişti ki bu 14 yıllık iktidarlar döneminde o kadar çok değişik şeyler gördük ki. Evet. Şimdi, bugün, dedi. Allah bugün, bugün, işte esatı devirmeye gittik deyip iki gün sonra biz orada kişi hedef almadık, terör örgütlerini hedef aldık deyip ortaya çıkan bir kişiyle karşı karşıyayız. Önce Dolmabahçe görüşmelerinden. E, haberdar e, olduğu halde haberdar değilim diye ortaya çıkanı da gördük. Abdullah Öcalan'la veya terör örgütüyle görüşmüyoruz. Görüşen de şerefsizdir. Görüştü diyen de şerefsizdir diye Kayseri mitinginde söz konusu ederken ardından evet. çok zaman geçmeden evet. e, ben talimat verdim ben evet. gönderdim diyen kişiyle e, evet. konuşuyoruz. Yani o kadar çok şey konuşuyoruz ki akıl ve mantık alacak şey değil. Bugün sizinle ben beraber e, olacağım. Yarın bu namussuzun tekidir diyeceğim. Yani Esat için Esed evet. dediler sonra. Kardeşim e, Beraber Esad. kardeşim Esat diye denizlere girdiler beraber. Ama ondan sonra bir gün içinde, bir gün, iki Hı -hı. gün değil, bunu söyledi. Libya'ya NATO'nun müdahalesi doğru değildir diyen bir kişi başbakanken, evet. ardından bir gün sonra NATO evet. girmelidir diyen bir şahısla karşı karşıyayız. Aslında o kadar onlarca ama... Onlarca örnek vermek mümkün bu konuda. Ee, bir gün önce e, bedellileri asla kabul edemeyiz. Ben vatandaşıma ne derim? Parası olan yapmayacak askerliğini, parası olan e, parası olan yapmayacak askerliğini, parası olmayan yapacak askerliğini deyip de size bir müjde veriyorum, bedelliği çıkarıyoruz diyen kişiyle karşı karşıya. Yani bu bu, bu tip e, ikiler. Hasret bitsin diyen. Evet. Hasret bitsin ne diyen, istediğiniz vermedik. ne istediğinizde vermedik diyen kişiyi üç gün sonra evet. terör örgütü başı ilan eden bir kişiyle karşı karşıyayız. Ha, biz bunu şunu da söyleyeyim, sakın ha kimse anla, yanlış anlamasın. FETÖ için biz terör örgütü değildir demiyoruz. Biz bunu yıllarca söyledik. Ben Milli Güvenlik'te 94'ten beri anlattım bunu. Evet. Çünkü dedim ki ilkokulu daha bitirmemiş bir adam çünkü dışarıdan bitirme biliyorsunuz. Evet. İlkokulu bile bitirmemiş bir adamın böyle bir strateji belirlemesi mümkün değil ama strateji Amerika'nın 1845'teki Hı. misyoner okullarının kuruluş statüsüyle aynı, stratejisi aynı dedim ben Milli Güvenlikte bunu defalarca söyledim. İlker bu burada. Evet. Bak biliyordur benim söylediğimi. Bana evet. karışma dediler sonunda hep bir sürü kişi orada. Evet, anlı secdeye değen adam insanlardan zarar gelmez dediler ama neler Hocam sizin bu ifade ettiğiniz ikilemler, dilemlerle ilgili sabaha kadar konuşsak bu canlı yayında saatlerce sabaha kadar konuşsak belki de binlerce örnek alt alta sıralayacağız ama bir değerli seyircimiz yine gönderdiği mesajda şunu söylüyor. Diyor ki sayın hocam Ayasofya'ya ibareti açılsın önergesini kendisinin verdiğini ve AKP tarafından reddedildiğini ekranda yeniden hatırlatır mı diyor. Ya reddedilme değil de şöyle oldu. Şimdi ben Ayasofya ile ilgili bir evet. işte kanun tasarısı hazırladım ve ibadete açılması ile ilgili. Çünkü hı hı. Ayasofya herkesin zannettiği gibi bir cami değil. İstanbul'un fethinin sembolü. Hı hı. Dolayısıyla buranın Fatih'in de bu konuda çok ağır doası var. Bununla ilgili ben bir tarihçi sıfatıyla bunu bu şekliyle açılması konusunu dile getirdim ve Genel Başkanımıza da Durumu izah ettim. Kendisi de dedi ki, hocam dedi bunu parti <laughs> yerine dedi arkadaşlara da imzalatayım isterseniz dedim. Sizin imzanızla olması daha isabetli olacaktır çünkü siz tarihçisiniz bu işin üstadısınız. Sizin vermeniz daha anlam taşıyacaktır dedi. Ben verdim. <laughs> Beni gazetelerde çıktı tabii evet. konu. Beni bir Hristiyan vatandaş aradı. Kendisinin Patrikane ve <laughs> e, Vatikan adını aradığını belirten bir vatandaş aradı. Dedi ki Yusuf Bey sizi çok severiz, çok iyi bir bilim adamsınız ama dedi şu Ayasofya kanunu geri çekin dedi bana. Hı -hı. Ben dedim ki kusura bakmayın onu çekemem dedim. O benim bir e, tarihçi olarak, bilim adamı olarak e, ve bir Türk olarak da görevim. Evet. Yüz yüze olduğumuz zaman da sizi izah ede, sizi ikna ederim dedim. Yusuf Bey dedi çekin lütfen bunu dedi, bakın önünüzü açacağız dedi. Bak önünüzü bunu açık açık, açık söylüyorum, evet. açık açık söylüyorum. Önümüz Önünüz... açacağız dedi. Ben evet. dedim ki önümün açılıp açılmaması beni ilgilendirmiyor dedim. Ben bunun açılmasını başka sebeple istiyorum çünkü bu İstanbul'un yani Konstantinopolis'in İstanbul olmasının evet. asıl şeyiydi o, simgesiydi açıkçası. Ama Önünüzü açmadıkları gibi bir de sizi grup başkan vekilliğinden ettiler. Bundan bu dolayı ayrı. değil onlarla alakası ama parklı, yok ama farklı farklı durumları da. Şöyle bir şey de... oldu. Cemil Çiçek'le görüştüm. O zaman e, meclis başkanıydı. Evet. Onunla konuştum. Hocam dış işlerine bir danışalım falan dedi. Ve komisyona asla gönderilmedi. Hmm. 24. dönem sona erdi. 25. dönemi biliyorsunuz hmm. e, işte 7 Haziran'dı. Evet. Ben buna rağmen tekrardan yeni dönem olduğu için çünkü kadük hale geliyor bir dönemde evet. görüşülmeyen kanun tasarıları Yeniden verdim. Hmm. Bu kanun tasarısını yeniden verdim. Ve 29 şeyde de, 24. dönemde de şöyle bir şey olmuştu. Bir e, duyum aldım bir yerlerden. Hı hı. Dediler ki işte evet. Cumhurbaşkanı 29 Mayıs'ta Ayasofya'yı ibadete açacak. Evet. Ben dedim ne hoş ne iyi. Hı. Ama dedim herkes şunu bilsin ki bunu ben kaç yıl öncesinden beri dile evet. getirmiştim ve ispat etmiştim Ayasofya'nın bir kararname ile kapatılmadığı, müze yapılmadığına dair Atatürk'le hiç alakası olmayan o zaman Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı zamanında hazırlanmış bir şey üzerine Atatürk hiç yokken yani evet. vefat ettikten sonraki bir dönemde hazırlanmış bir kararname e, adı altındaki şeyle bu hale getirmişler. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e, evet. şey Ayasofya. Böyle yapılmış. Ben bunu ispat ettim. Hatırlarsanız şeyde evet. de tarihin arka odasında Murat Bardakçı'nın evet. programında, Bardakçı, programı da, <gülüyor> Bardakçı <gülüyor> da kabul etti zaten. Evet. Hepsini gördü tek tek gösterdim belgeleri. Hala dosya elimde duruyor. Şimdi bunundan dolayı tekrar verdim. Ve şunu söyledim. Madem komisyona getirmiyorsunuz doğrudan meclis gündemine getirin. Çünkü 45 gün sonrasında komisyona gönderilmezse kanun teklifini veren milletvekili komisyon yerine meclise doğrudan getirilmesini isteyebilir. İstediği zaman da getirilir. Ve 5 dakika ona bu Hı -hı. kanunu açıklama fırsatı verilir. Bana da 5 dakika verselerdi de, evet. geçirselerdi ben o zaman Fatih'in bedduasını okuyacaktım istiyorsa vermesin kimse. Oy. Evet. Ama ikinci dönemde de gelmedi. Getirilmedi. Yani şu şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı da zaten e şunu söyledi zannediyorum 29 Mayıs'ta orada e şeyde gazeteciler bunu söyleyince açacak mısınız diye Sultanahmet'i doldurun da ondan sonra dedi. Ama Hı. şurasını herkes iyi bilsin ki Sultanahmet Ayasofya dolduğu için yapılmadı. Evet değil mi? <laughs> yani Selahattin camilerinin ayrı bir özelliği vardır. Padişahlar kendi atlarını devam ettirmek adına ki biliyorsunuz dinimizde Hı. üç e, tür insanın amel defteri kapanmaz. Bir hayırlı evlat yetiştiren ana babanın, hı hı. ilim sahibi, bilim adamının, ilim adamının, insanlığa hizmet eden ilim sahibi insanların ve bir de böyle sosyal yönde herkesin toplumun faydalanacağı eserler ortaya koyan kişilerin, yani okuldu, camiydi, çeşmeydi hı. vesaire yaptıran kişilerin, amel defteri kapanmaz. O sebepledir ki e, padişahlarda bunu yapmıştır. Bizim sistemimizde, kültürümüzde, Türklerin kültüründe. Ee, kamu binaları Osmanlı dönemini veya evet. Selçuklu dönemini söylüyorum. Kamu binaları e, görkemli yapılır. Yani Allah adına yapıldığı için görkemli yapılır. Ama kişilerin kullandıkları mimari yapılar Hı -hı. E, fani insanlara hitap ettiği için ve evet. e, adeta e, Tanrı ile Allahla da e, bir rekabete giriyormuş hissi verilmesin diye mütevazi ve Hı -hı. E, daha e, gösterişsiz yapılır. O sebeple mesela Batı ile bizim aramızda bu mimari e, yapı felsefesinde çok büyük bir fark vardır. Evet hocam, değerli seyircilerimiz diyor ki tam da e, özlemiştik hocayı ama Türkiye'min televizyonun yeni yayın dönemini de hatırlatıyorlar. Hocamızı daha çok sık görmek istiyoruz. Hele hele bir de tarih programları e, konusunda da umarım e, size yardımcı olur. E, ben de müjdeyi vereyim değerli seyircilerimize evet hocamızın talebeleri ee, tabi bir taraftan meclis politika siyaset belki her hafta olamayabilecek ama hocamın doktora talebeleri ki büyük bir bölümü de onların profesörü oldu hocamız bize önümüzdeki günlerde Türkiye televizyonunda Türkiye'nin seyredebileceği, Türkiye'nin bütün meselelerinin geçmişin tartışılabileceği çok güzel tarih programlarıyla ilgili asistanlarına ve öğrencilerine talimatlarını verdi. ...önümüzdeki günlerde... ...öyle bir program yapacağız. Hocam yine bir başka soru var. İlginç. Değerli seyircilerimizin... ...çok ilginç soruları var. Diyor ki... ...yani... ...bazı konulara pek girmek istemiyorum. Ama size bir soru var. Başkanlık konusunda ne düşünüyor? Fikirlerini paylaşırsa çok sevineceğim diyor. Uğur... ...ismim Uğur Sinir. Köyde öğretmenlik yapıyorum. Soğuk kış gecesinde... Muhabbetiniz içimi ısıttı Sağ olun, var olun diyor Türkan Televizyonu aynı zamanda Avrupa'nın çeşitli kentler, e, ülkelerinde de Seyrediliyor. Almanya'dan, Fransa'dan Belçika'dan da çok miktarda e, Seyircilerimizin Talepleri var. Yine Adana'dan Adana Salbaş'tan izliyoruz sizi. Türk Tarih Kurumu Başkanlığımızı yapmış bir mensubu olduğu MHP Kayseri milletvekilimize Selamlarımızı iletiyorum. Dualarımız sizinle demiş Güven Özgil. Evet. E, siz Adana e, nüfusuna kayıtlıysa... Evet, kozan, ama... kozan. Biz Ko... hep kozan, kozan, deriz. Evet. Adanalı izlemeyiz nedense. <laughs> Zaten ama... Zaten Adanalılar Adanalı izlemezler. Adanalıyız. Evet, Adana <laughs> evet. Adanalıyız. Allah'ın adamıyız. Ya şimdi bizim şöyle e, Yavuz Bey. Evet. E, bizim ailemizin e, önemli bir çoğunluğu Kayseri'de yaşıyor evet, şu Sarız'dan an. Sarız'dan yani. Sarız Çörekdereliyiz biz. Ee, babam, dedem, işte emmilerimiz hala orada. Ama Kozan'a e, yerleştirilmişiz. Biliyorsunuz e, Kafkasya'dan evet. Çerkezler gelince genelde uzun yaylaya avşarlar yerleşmeyi kabul etmişler. Fakat Çerkezlerin de çukurova'da yaşama imkanları olmadığı için, çünkü yüksek yerde yaşadıklarından ölürler düşüncesiyle avşarlar da yaylak-kışlak arasında çukurova'ya gittiklerinde Ama bir gerçek daha var, Dadaloğlu o gerçek. Dadaloğlu da var. Evet. Ama şöyle zaten o mekan tamamen avşarlara ait bir mekan. Dolayısıyla Aa. bir kısmını demişler ki siz aşağıda yaşayacaksınız. Hı -hı. Biz aşağı gidenlerden olmuşuz. Ee, e ben... Embilerimiz yukarıda kalmış. Diğer evet. embilerimiz yukarıda kalmış. Ama biliyorsunuz zaten Sarız'ın hemen %90'ını, %99'u dışarıdan bazı gelenler de var. Onun evet. için öyle söylüyorum. Hep afşardır. Evet. Pınarbaşı keza aynı şekildedir. Hı hı. Ha şu da var. Biz afşarcılık falan ön plana çıkarmak gibi bir düşünceyle söylemiyorum bunu. Bazıları bana bir takım başka şeyler söylüyorlar da onun için ne olduğumu tam anlasınlar <laughs> diye söylüyorum. Ama o bakımdan... e, şimdi Kayseri'de Uzun Yayla'da Pınarbaşı'nda bir gerçek var ki... Kafkasya'dan, Balkanlardan getirilen muhacirlere e, o yaylaklar verildiğinde Avşar isyan etmiş. Bunlardan evet. bir tanesi, Merhum Alparslan Parslan Türkeş'in babası dedesi. Evet. Onları da mesela Kıbrıs'a sürmüşler. Der ya hani Avşaroğlu Ferman Padişah'ın dağlar, dağlar, bizimdir. bizimdir. O, o günkü koşullarda değerlendirilmesi e, gereken... Bizim için hiç fark etmiyor. Evet, Bütün hepsi gerçek. kardeşimiz Türkmen. Hı -hı. E, yani kimisiler kendilerine evet. biz Türkmeniz diyor. Ya Avşar da Türkmen zaten. Ama, e, Herkes birbirinden kucak kucak Şöyle söyleyeyim zorunda. hocam. Kozan'a e, siz de çok yakından tanırsınız. Benim çok değerli dostlarım İstanbul'da otururlar. Hayrettin Alp ve Mehmet Alp'in evet. gittim. Ayşe Hacı Köyü. Yani ha, evet. kozuna Kozan'a bağlı Ayşe köyü. Yani ki köylerimizde kadın adı çok nadirdir. Evet, evet. O köyde böyle bir Ayşe köyü. gittik. E, orada sordular bu arkadaş kim? Ya, dedi, bizim arkadaşımız baş sağlığı için gitmiş. Nerelisiniz ben dedim Kayseri. Neresi? Falas'ın Kamber köyü deyince 8-10 kişi birden ayağa kalktı. Kimlerdensin? Benim ben Kamber Osman Hanım oğlum. Elimi öpmeye çalıştılar. Hepsi bizim <laughs> köyden gitmiş. <Evet. gülüyor> Hepsi bizim <laughs> köyden gitmiş. E Tufan Bey'li zaten. Cezaverli evet. E, o emimizin oğlu. Evet. Sayın Bey de öyle. Kamberli Osman Ya anı. zaten e, şöyle çıkıyorum. söyleyeyim. E, yani. genelde konar göçer hayatı yaşadığı Hı -hı. için o zaman Türkmenler, evet. e, Türkler e, şimdi Kayseri tabii yaylak alanları oraya evet. çıkıyorlar. Yaylalara çıkıyorlar oralara. Hı -hı. Hayvanları otlatmak için çok güzel minbit şeyler var. Meralar evet. var biliyorsunuz. E, ve e, kışında tabii ki Çukurova Hı -hı. Hayvanlar açısından da uygun ve o evet. zaman daha Çukurova bu şekliyle ziraata açılmış değil, 1865'lerden sonra açıldı. Evet. Halil o bölgelerde evet. e, mümbit şeyler var. E, mera alanları da var. E, yazın bile o büyük e, sazlıkların içerisinde müthiş e, böyle e, zümrüt gibi çimenler var. Hayvanlar evet. burada otluyorlar ama tabii sıtma hastalığı çok orada evet. sivrisinek dolayısıyla. Hı. Avşar ölüyor, kalıyor, devam ediyor evet. Böyle bir hali var Zaten bir şiir de var evet. Bununla ilgili İlbey İlbeyoğlu diye bir Avşar şairi Şöyle söylüyor Ilgıt ılgıt bir yel esti Urum'dan Urum dediği Rum yani Anadolu'dan evet. Duydum hali perişandır Avşar'ın gayrık tasa kalkmaz oldu serimden Gönül yurdu gurbet ile döndü Avşar'ın Padişah'tan ferman geldi neyleyim Yolumuza iskan düştü gideyim yeşil yaylaları kime terk edeyim bozuldu Katar'ı il avşarın diye devam ediyor yani hmm. hep muzdarip avşar Türkmen hep öyle aslında bu göçerler işte evet. Yeni il dediğimiz Sivas Kangal bölgesinden Halep'e kadar gidiyor Halep Türkmenler var Yeni İl Türkmenler var hmm. Bozok'tan Yozgat bölgesinden ta yine e, şeylere Halep taraflarına Rakkala'ya doğru gidenler var yani hep e, ızdırap çekmiş aslında Türkmenler İstedikleri zaman devlete asker vermişler, savaşmış, hı hı. nice çocuklarını, yiğitleri kaybetmişler devlet için, vatan için, onun selameti için ama of dememişler. Hocam e, reklama da az kaldı. Diyarbakır'da bundan e, zannediyorum 4 yıl önce e, Cemal Temizöz'ün davası için Diyarbakır'a gidiyorum. E, 3 yıl boyunca gittim, e, takip ettim. Tam o bugün yıkılmış olan sur meydanının orada. Bir büyük tabela gördük. <laughs> Kayseri'li sizin de yakından tanıdığınız Olcay Tövbe ile. O da bir avşar, avşar kuyumcusu yazıyor. Evet. O bölgenin en büyük kuyumcusu. Ee, Olcay da e, avşar olduğu için dedi ki... ol şuraya bir gidelim. Bak bulduk. <laughs> Girdik içeri. E, bir aksakallı. Merhaba dedik. E, avşar kuyumcusu deyince... ...siz avşar mısınız? O aksakallı... ...yaklaşık 90 yaşlarında, 80'in üzerinde dedi ki... Avşarlık Kürtlük değil. Önemli olan insanlıktır. Hele buyurun oturun. <laughs> Bizi oturttu. E, sohbete başladık. Evet dedi. E, bu çocuklar bilmez dedi. E, torunlarını ve oğullarını gösterir Bunlar bilmez ama dedi. Babam bize anlatırdı. Dedem Avşar olduğumuzu söylerdi. Biz de dedi işte buranın adını Avşar koyduk. Ama dedi sor bakalım dedi. Bunların çoğu kendini Kürt zanneder. Bir de Kürtleşmiş yani asimile olmuş avşar boyları var ki bunları sabaha evet. kadar konuşsak ya e, bitmez bu tabi evet. ben bununla ilgili altı ciddi bir kitap hazırladım evet, biliyorsunuz hocam. çok avşar var Diyarbakır'da ayrıca e, şeye ait e, Hı -hı. Bozulüs Türkmenlerinden yaklaşık 4800 küsur çadır var o tarihlerde <laughs> 2400 küsur ile Türkmenlerinden grup var evet. Diyarbakır bölgesinde diğer Türkmen gruplarından var. Yani akıl almaz derece çok Türkmen var. Nitekim bütün eski Avrupa haritalarında bu bölge için Türkomanya diye geçer zaten. Evet. Hocam bu e, ayrı bir programla ayrı bir konuşayım. program konusu olacak değerli seyirciler bir reklam arasına gireceğiz ama biliyorum Türkiye'nin her yerinden hatta Avrupa'nın çeşitli kentlerinden bize mesajlar geliyor bu başkanlık meselesi ve e, sayın Halaçoğlu'nun son iki gündür gönderdi uyanın Türk milleti milliyetçileri ve bakıyorum da AKP ile kank olmuşlar tweetlerini soruyorsunuz. Reklamlardan sonra onları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Türkiye'm televizyonunda başkent Ankara devam ediyor değerli seyirciler. Bir vefat haberiyle başlamak istiyorum. Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin e, önemli isimlerinden merhum Dündar Taşer'in eşi Asuman Taşer vefat etti. Asuman Taşer'in cenazesi cumartesi günü ölden, öğlen namazında Karşıyaka mezarlığında defnedilecek. Bugün gerçekten e, sevgili Yağmur Tunalı'nın biraz evvel okuduğum çok güzel bir e, Asuman Hanımefendi ile ilgili bir yazısı var. Onu da sosyal medyadan mutlaka e, okumanızı tavsiye ederim. Ee, hocam, Gündar e, Taşar, Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin <laughs> önemli en önemli isimlerinden biriydi. Bizim, bizim dönemimizin en önemli tanınmış evet. isimlerindendir. Rahmetli Başbuğ'un hemen beraber olduğu, yanında olduğu bir e, isim. Allah rahmet eylesin, makamı evet. cennet olsun. Yani evet. e, Takdiri ilahi ama evet. e, duadan gayrı da elimizden bir şey gelmiyor. Evet, ben e, damadı Şevket Bülent Yahnici'yi aradım evet. ve... E, e, Merhumun kızı Yasemin evet. Hanpen diye de hem kendi adıma hem Türkiye'm televizyon adına başsağlığı diledik. Hocam konuya hemen girmek istiyorum. Dün attığınız bir tweet var. Diyorsunuz ki, uyanın Türk milliyetçileri. Aşağıdaki 123 ve 126. maddeler hangi gerekçeyle ve neden değiştiriliyor? Anayasamızdaki bu maddelerine bir bakalım eski haliyle 123. madde şöyle diyor. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İradenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinde yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. Yeni değişiklikte ise bu madde kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi haline getirilerek bu yetki veya denilerek yürütmeye yani Cumhurbaşkanı'na devrediliyor diyorsunuz ve devamı var. Evet. Yeni değişikliklerim bunlar açalım mı biraz? Şimdi aslında Yavuz Bey şöyle söyleyeyim. Ee, bazı tabii arkadaşlar değişik hukukçularla da görüştüğümüz zaman da zaten bunu teyit ediyorlar. Şimdi eğer siz bir kanunu veya kelimesini kullandığınız andan itibaren artık hı hı. rafa kaldırdığınız anlamına geliyor. Yani kanun yerine şu da olur dediğiniz an evet. e, kanunun hükmü kalmıyor. Hı hı. E, şimdi e, Cumhurbaşkanı e, adı altında bir başkanlık sistemi getiriliyor. Evet. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi e, tarafından e, daha e, kontrol edilebilir sözde öyle söyleniyor. Hı hı. Bir cumhurbaşkanlığı denirken evet. e, aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başbakanı da Evet. Aslında Cumhurbaşkanlığı adı altında ama başbakanın olmadığı bir başkanlık sistemi Hı -hı. getiriyoruz diye açık açık söylüyor. Şimdi Hı -hı. aslında bunun adı başkanlık. Evet resmen öyle. Resmen başkanlık. Çünkü e, kararname çıkarabiliyorsa bir takım yürütme ile ilgili bunun temeli de artık başkanlık vardır. Hı -hı. Artık bakanlar kurulu yok. Hı -hı. E, yasama organ olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'de bypass ediliyor anlamına geliyor Hı -hı. bu. Çünkü şöyle deniyor yürütme ile ilgili alanlarda e, Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılır. Hı hı. Peki sınırı nasıl çiziyorsunuz yürütmenin? Her şeyi neredeyse yürütmeye girer biliyorsunuz. Hı hı. Yürütme alanına girer. Nitekim bakın bu maddeler şu bakımdan önemli. 123. madde. Evet. Şimdi kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şeklinde değiştirilince işin rengi şu oluyor. Mesela bir fıkra ekleniyor. Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Yani ülkede evet. tüm bürokrasiyi yargı organlarını her şeyi, bütün e, devleti yöneten teknik e, bürokrasiyi de dahil bir kişinin emrine veriyorsunuz. Ona bağımlı hale getiriyorsunuz. Kendi özgür iradesi hareket etmesi artık ondan sonra mümkün değil. Evet. Bu o öyle bir sakıncayı ortaya çıkarıyor. Diğer 15. maddedeki 126. madde ile ilgili olan ise doğrudan doğruya şeyi almış. E, merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş görev yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir denerek hı hı. tamamen kanundan çıkarılmış. Şimdi bazı kişiler diyor ki kanunun üstüne çıkamaz diyor. Tamam da bu anayasa hükmü. Evet. Anayasa hükmünün üzerine kanun çıkamaz. Anayasaya aykırı. Anayasaya aykırı. Yani bu yani kanunun üzerinde evet. şu an maddeler haliyle kanun engelleyemez kararnameyi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini engelleyemez. Çünkü evet. siz kanunu iller idaresi kanunundaki şeyi maddeyi çıkarmışsınız şuradaki maddeyi. Yani diyor ki bakın ee, illerde valilerin ve tespit ettiği ettiği işlerde yardımcıları ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilini yapmak üzere vali muavinler bulunur falan. Bütün bu maddeler var ya, bunların Hı. hepsini kararnameyle belirleyebiliyor Cumhurbaşkanı. E şimdi ben... Yani e, tek adam ama işte o tek adam olduğu zaman demokrasi olmaz. Parlamenter sistem olmaz. Ama ya reis tabi e, gemi reisi gibi e, düşünmememiz lazım. O gemiye hükmeder tabi gemi reisi ama burası bir ülke. Evet. E, ve bir siyasi yapı var burada. Bu siyasi yapı içerisinde evet. siz e, bir şeyler kontrol etmek zorundasınız. İşte diyorlar ki bu defada efendim bu böyle ise e, hiç olmazsa eskiden yoktu cumhurbaşkanlığına da cezai sorumluluk getirdik diyor. Tamam da. Siz önce sadece Cumhurbaşkanlığı hakkında soruşturma açılması için meclise başvururken hı hı. 301 milletvekilinin imzasıyla başvurmak zorundasınız. Partili cumhurbaşkanlığı ki anayasanın o, o partisinden e, şey yapar ayrılır tarafsız olur evet. ifadesini de kaldırdılar biliyorsunuz. Hı hı. E şimdi bu şekliyle partili bir cumhurbaşkanlığı partisi iktidarda, kendisi cumhurbaşkanı başkan peki 301'i nereden bulacaksınız? Bu bir. 301'i bulduğunuzda sadece soruşturma açılmasıyla önergenin kabulüyle ilgili 301 oya ihtiyacınız var. Mecliste ondan sonra konuşulmaya başlanacak. Soruşturma açılabilmesi için evet. soruşturmanın açılabilmesi için de bu defa 360 milletvekilinin ihtiyacınız var. Beşte 3 diyor. Hı hı. 600 milletvekili öneriyor şimdi anayasa. Evet. O zaman 360 milletvekiline ihtiyacınız var. 301'i buldunuz. <laughs> Zaten o zaman iktidar e, şeyden iner, iktidardan düşer. Kendi kendinin cumhurbaşkanlığı, e, partili cumhurbaşkanlığı e, soruşturmaya başlarsa iktidar biter. 360 kişiyle siz soruşturma komisyonu, araştırma komisyonu kurabiliyorsunuz. Evet. Peki Yüce Divan'ı ne kadarla koyuyorsunuz? 400 milletvekiliyle. 3'te 2 ile. Evet. Hangi Nerede yaşıyoruz? Biz dört bakanı yargılayamadık şu an mecliste. Yani 378'e evet, de gerek yoktu. Oy çokluğuyla yetiyordu. Evet. O dört bakana nasıl sahip çıktılar? <laughs> Hep tebrik ettiler ondan sonra da. Evet, ee, Soruşturma yani, açılmadı. O bakanlardan ya. bir tanesi şimdi bir gazetede yazar ve hatta dün akşamda bir televizyon programında televizyon programına da başlamış. Vallahi her şeye başlayabilirler <laughs> ama burada tabii ki e, biz kim ne yaptı ne yapmadığı görüşmüyoruz. MHP ne yaptı hocam? Şimdi, yani şimdi burada diyelim ki Cumhurbaşkanı şu an Tayyip Erdoğan. Diyelim ki yarın başkası olacak. Evet. Kim olursa olsun. Hepsi Onu... için söylüyorum. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Evet. Ama MHP'nin e, Anayasa Komisyonu ile ilgili görevli Afyon milletvekili var. Bunun. E, Fakat bu... buradaki e, şimdi Sayın Parsan buradaki bir e, beyanını. Habertürk gazetesinde bir şeyi var. Evet. Röportajı var. Şunu okuyunca hayretler içinde kaldım. CHP gibi kafamızı kuma gömseydik. Dayatmayla karşılaşabilirdik. AK Parti'nin dayatma diyor ama teklif eden kendiler başkanlığı. Evet. İkincisi AK Parti'nin teklifini olabildiğince hakkaniyetli hale getirdik. Ne demek bu? Hani parlamenter sistemi savunuyorduk biz MHP olarak? Evet. Yani, e Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na cezai sorumluluk getirdik diyor. Yüce Divan için üçte iki oy kayda değer neticeler diyor. Üçte ikinin demin söyledim. 600 milletvekilinin üçte ikisi ne yapar? 400 milletvekili yapar. Evet. Siz nerede yaşıyorsunuz? İktidara gelmiş partisinden ayrılmamış bir cumhurbaşkanlığı nasıl sorgulayacaksınız Türkiye'de? Fakat e, hocam bir şey sormak istiyorum. MHP'yi e, yani bu konuda tebazı göstermeyeceğim. E, MHP'yi en yakından tanıyan gazeteciyim diyebilirim. Hiç de tebazı göstermem. E, bu konuda bu Mehmet Farsak Afyon Milletvekili Devlet Bahçeli'den habersiz, izinsiz böyle bir açıklama yapabilir mi? Ya hiç kimsenin yapması mümkün değil de. Evet. E, o öylesine rastgele olacak bir iş değil. Şimdi dolayısıyla ya yani Devlet Bey'in e, bilgisi dışında yapılması da mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim. Ne anlattıklarını bilemiyorum ama Hı. Devlet Bey'i de aldatıyorlar eğer onun şeyi yoksa. Yani ben tekrar Şimdi bu aldatma bakın, derken. hayır, şunu için söyledim Yavuz Bey, bakın bunu. Bugün böyle ama yarın bu ülkenin içine düşeceği sıkıntının vebali kimin üzerine binecek? Hı hı. Şöyle düşünün. Meclise geldi diyelim bu anayasa teklifi. Tadilata uğrar mı uğramaz mı komisyonda bilmiyorum ama pek sanmıyorum. Hı hı. Geçmiş dönemlerdeki gördüğümüz şeylere göre uğramadan böyle geçeceğini düşünüyorum. Bu meclise geldiğinde evet denirse evet. Refendurma gitmek için 330'a evet denirse Yarın suçlu kim olacak? MHP AKP olmayacak. Evet MHP olacak. MHP olacak. Hayır derse MHP gene suçlu kim olacak? Gene MHP, gene MHP suçlanacak. Madem adam, öyle olan. niye gündeme getirdiniz? Şimdi seçecekler. ben şunu düşünüyorum. Eğer gerçekten bu partinin biz ülkenin geleceğine yön verebilecek nitelikte olduğunu düşünüyorsak ben yani MHP'nin hmm. iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin birçok badireleri atlatacağına inanıyorum. Ama... Bunların bu e, yapmış oldukları şu e, uygulama hı hı. maalesef Türkiye'yi sağ iyi bir yere götürmüyor. Tekrar ediyorum tek adamla ve bazı rejimine götürüyor. Düşünün. Kararname çıkaran bir cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili diyor. Yürütmenin alanını bir söyle şöyle gözünüzün önünde canlandırın. Her şey yürütmenin elinde. Hı. Yani meclisten çıkan yasa yasalar şimdiye kadarki parlamenter sistemde kim evet. tarafından yürütülüyordu? Meclis. Meclis ta yok. Yürütme organı <laughs> olarak e, Başbakan ve Bakanlar evet. Kurulu tarafından yürütülüyordu. Peki şimdi yürütme dediğimiz zaman Başbakan yok. Evet. Bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından dışarıdan atanmış. Millete karşı sorumluluğu yok. Ki her bakanın da Cumhurbaşkanı gibi yargılanması için gene aynı. 300, 4. 360 ve 400 gerekiyor. Şimdi öyle bir sorumluluğu yok. Milletvekilliğinden alın, getirilmiş bakanlığa hı hı. getirilmiş kişi de e, meclisle alakası kesiliyor. Dolayısıyla doğrudan Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu herhangi bir fikir beyan etmesi de söz konusu değil bu çerçevede. Biz Türk Cumhuriyetlerini suçluyorduk ya. Evet. Ona benzer bir yapı meydana geliyor şimdi. Ve ondan sonra ne olacak? Cumhurbaşkanı olan kişi, aynı zamanda yürütmenin de başı olduğuna göre, ki burada madde madde yazmış Cumhurbaşkanı'nın evet. tüm şeylerini. Evet. Şimdi ben mesela bu konularda yorum yapan insanların bu konu, anlaşmayı ciddi ciddi okuduklarını hiç düşünmüyorum. Zaten bütün problemimiz okumamak değil mi hocam? Bak ne diyor? Milletler <laughs> anlaşma akdeder ve yayımlar. Ya hani milletler anlaşmayı Cumhurbaşkanı veya Başbakan yapabilir mi şimdi? Parlamenter sistemde. Dünyanın hangi ülkesinde var? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yapabilen bir başkan var mı? Hayır. Olmaz ki. Yani, yani her şeyi şey de padişah bile yapmaz bunu. Hı hı. Padişah bile yapmaz. Şimdi bu zaten her şeyi ortaya koyuyor. Ne diyor? Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunar. Şimdi eskiden neydi? Kanunları reddeder geri meclise gönderirse evet. mecliste kanun tekrar görüşülür virgülü bile değişmeden tekrar onaylarsa meclis cumhurbaşkanı imzalamak zorunda kalır. Ama elinde bir güç vardır anayasa evet. mahkemesine götürendir. gönderebiliyordu. Evet. Ama şimdi halk oyuna sunar diyor. Hı hı. Niye halk oyuna sunuyor mahkeme dururken Değil mi Ondan sonra Milli güvenlik politikalarını belirler ve Gerekli tedbirler alır evet. Peki yani şimdi biz ikinci e, Mustafa gibi e, Bir e, cumhurbaşkanına Sahip olursak ne olacak <laughs> İkinci Mustafa'yı da bir hatırlatalım mı hocam Tarihçi <laughs> olarak çok kısa ya, ama e, kısa e, Çok evet. az bir zaman Padişah tahta, tahta çıkarmış Deli Mustafa diye bilinir de hı hı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verir. Tek başına. Evet. Yani savaş ilan edebilir. Tabii savaş her şeyi yapar. Mustafa Kemal'de yoktu. İstiklal Harbi'nde ya böyle o, bir şeyden. mecliste alındı o karar biliyorsunuz. Evet. Başkomutan tayin etti Meclis onu. Evet. Yetiştire Şimdi öyle bir şey yok. Ne? Ondan sonra Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Ne demek? Yürütme yetkisine ilişkin konular yani canın sıkıldı. Seni görevden aldım. Her şeyi yaparsın. Evet. Mahkemeyi sen atıyorsun. Bak şimdi. Hı. Mahkemenin yüzde yüzünü Cumhurbaşkanı atıyor aslında. Evet, yüzde yani, ellisini kendisi atar. Yüzde ellisini meclis, meclis diyor. diyor. Meclis e, o zaten mahkemeler bağımsız iktidarda. karar verebilir mi? Hayır. Mecliste zaten kendi partisi iktidarda. Onun, evet. Şimdi biz görüyoruz. Şunlar Hı. şunlar da yargıtaya ve Danıştay'a şunlar Sayıştay'a üye olacak diye önceden belirleniyor ve mecliste sözde gizli oylama yapıyoruz. Evet. Ve kim seçiliyor? Önceden belirlenen kişiler hı hı. seçiliyor. Mecliste milletvekillerinin hiç fonksiyonu yok. ya Özellikle iktidar partisi açısından söylüyorum. Ben diyorum ki kullanmıyorum, şuna kullanıyorum, buna kullanıyorum. Ama bakın böyle bir yetkiler verdiğiniz zaman tek kişiye veriyorsunuz yetkiyi. Hani parlamenter sistem nerede kaldı? Kaldı ki o tek kişi de diyor ki e, yani senelerdir bu şeyde ben kandıralım. Allah ve be, millet beni affetsin diyor. Şimdi bak ne diyor? Anayasada münhasıran bunu şimdi okumadı derler de bazıları. Hı hı. Onun için okuyorum. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Hangisidir bunlar? Yürütmeyle alakalı mı? Hayır. Nedir hocam bu? Burada daha önce çıkmış bir takım yasalar var ya kanunlar Hayır. var ya anayasaya aykırı olmadığı söylenen <laughs> ve meclisin çıkarması gereken kanun yani savaş yetkisi değil olağanüstü hal veya sık yönetim değil bunların hiçbir tanesi değil hepsi cumhurbaşkanına bağlı çünkü bunlar bu anayasaya göre neye bağlı efendim şu bilmem ne ziraat bilmem nesinin nesini yapmak Hayır. bilmem neyi e, belirlemek bunun gibi şeyler bir şey kalmıyor ki yürütme dediğiniz zaman her şey içine girer Yürütmeyi biz böylece ne yapıyoruz? Yürütmeyi güçlendiriyoruz. Ne için? Türkiye selamet edecek. Böylece çatışmalar olmayacak, terör olmayacak, her şey düzene girecek diye düşünüyoruz. Peki yürütmenin yanına neyi veriyoruz? Yasamayı veriyoruz. Yasamayı da yürütmeye bağlıyoruz. Hı hı. Şimdi meclisi bağlamıyoruz diye kimse iddia etmesin. Evet. Şu an ne diyorlar? Herkes diyor ki zaten şu an fiili olarak onu kullandığı için yasamayı da kontrol ettik Cumhurbaşkanı. Hiç olmazsa yasalara uyduralım diyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde kanunsuzluklara e, uydurulan bir yasa çıkarılmaz. Anayasa belirlenmez. Yapılmaz. Şimdi evet. dördün üçüncüsü yargıyı da bağlıyoruz için kötü tarafı. Yani yargı organlarının yüzde ellisini cumhurbaşkanı, yüzde ellisini meclis atayacak diyor. Ama meclisin nasıl atacağı da burada belli. Evet. Verilmiş. Yani ben söyleyeceğim cumhurbaşkanı olarak şu 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 arkadaşlar seçilsin diyeceğim ve benim partim olduğu için zaten partiliyim ve Partili aksini de yapacağım. de kesemiyor. Mümkün değil. E, e, hocam çok özür dilerim. O kadar çok e, talep var ki. Değerli seyirciler e, sizlerin ayrı ayrı gönderdiğiniz soruların önemli bir bölümünü bu, şu ana kadar yönetmeye gayret ettim. Ee, zaten 20 dakikamız var, 20 dakikada da yönelteceğim ama Ülkü Kanlar, İsmail Ayhan, Mehmet Turan, e, Tanşekay, Hakan Kartal, Razi Öztürk, Onur Sağbaş, Cuma Keçeci, Biyana'dan Halil Bezer, Ömer Faruk Bağcı, Mehmet Zihinli, Rıdvan Yıldırım gibi e, <laughs> Değerli e, seyircilerimizin sorularını yavaş yavaş ileteceğim. Bu arada Hüsnü tutuklandığı haberini yine bizim Kayseri Talasımızdan Güler e, bize iletmiş. Hüsnü <laughs> Mahalli'nin tutuklanma meselesini bugün Yeni Çağ'da yazdım. E, ne dersiniz hocam? Ali, e, herkes onu Suriyeli zannediyor ama e, bir e, bir tarafı Gaziantep'te bir tarafı Hatay'da bir tarafı Halep'te olan büyük bir Türkmen aşiretinin çocuğu ne dersiniz bu tutuklanma... ki kaldı ki sağlığı ya da bu, çok kötü bu hükümet açısından bakarsanız <laughs> normal bir şey ama Üslü Hali'nin dediği ama her şey çıktı tamam çıkması kötü. hiç önemli değil ki daha kötü işte ama Üslü Hali yıllarca kötü. yıllarca bu bugün hedef gösteren e, hakaret eden e, o kişiler televizyon programlarına uzman Orta Doğu uzmanı olarak çıkardılar. Zannediyorlar ki Türk milletinin hafızası balık zannediyorlar. Oysa biz bunları unutmadık ve e, şiddetle kanıyoruz kendimiz. Geç, geçenlerde şunu söyleyeyim, evet. e, geçen dönemlerde Esat'la e, işte e, Recep Tayyip Erdoğan'ın o yakın kanka oldukları dönemlerde hı hı. asıl neler karşılaşabileceğini, onun yanı başında olan kişi kendi bu değil miydi üst, e, mahalle evet. değil miydi? Evet. Şimdi e, kim? Tayyip Erdoğan'a yakınlık göstermişse belli bir zaman öncesinde daha sonra hmm. hepsinin başı yenmiştir. Hiç kimse yanında kalmaz. Hmm. Evet. Çünkü bu tür e, bu tip liderler yanında kimseyi barındırmaz. Yani bu bir gerçektir. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Burada atlamıyorum bunu. Şimdi bakın bu anayasanın enteresan hmm. ve çarpık bir tarafı da ne biliyor musunuz? Evet. Şimdi e, diyelim ki referandum yapıldı ve kabul edildi. Hmm. Bu anayasa. Cumhurbaşkanı 2019'a kadar cumhurbaşkanı olarak kalacak. Ama hı hı. bütün bu kabul edilen anayasa maddeleri uygulamaya geçecek. Yalnız daha seçim girmeden. Evet, yani 2019'dan itibaren geçer geçerli ama... olmayacak. Öyle diyor da ama itibaren... burada burada diğer maddeler içerisine koymuşlar. Hı hı. Bu kanun diyor, şu tarihten itibaren şunlar 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 olacak diyor. Yani bütün bakın mesela geçici maddeye bakın. Bu kanun yürürlüğe girmesinden itibaren bakın. Hı hı. Bu kanunun Artık bu kanun mu anayasa mı artık bilmiyorum. Bir de şaşırmışlar buraya. Anayasa <laughs> diye bize bildirdiler ama kanun diye yazmışlar. Evet. Bu kanun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu değişikliklerin gerektirdiği meclis iş düzüğünü ve kanuni düzenlemeler yapar. Meclis iş düzüğünü değiştirdiyseniz artık iş düzük o yeni iş düzeye göre hareket eder. Yani siz aslında daha yürürlüğe girmeden Evet. İş düzüğünüze değiştirerek bu anayasaya göre yeni bir şekil veriyorsunuz. Yani geçerli hale getiriyorsunuz. Diğer taraftan diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanı tarafından aynı sürede düzenlenir. Yani 6 ay içerisinde düzenlenir. Yani Cumhurbaşkanı kararname çıkaracak. Yani yürürlüğe giriyor zaten. 1919'da evet. girmiyor. Burada kendiler yazıyor. Ne diyor sonra? Anayasanın 159. maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hı -hı. Hakimler ve savcılar kuruyeleri üyeleri en geç 30 gün içinde seçilirler Hı -hı. ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 40. günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Yani hani 19, e, 2019'dan sonra giriyordu, yürürlüğe giriyordu Hı -hı. ama bakın burada açık açık söylüyor. Girdiği tarihten sonraki 40. günü e. takip eden iş günü görevlerine başlarlar diyor. Hiç mi okumuyorlar bunu ya insanlar? Hocam, e, ikincisi başka bir şey daha var. Hı -hı. Cumhurbaşkanı 2019'dan itibaren şimdiki başkanlık sistemi aslında yetkileri kullanacak ama asıl süre başlangıcı önümüzdeki 2019'da Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçildiğinde devam edecek. Ve işin garip tarafı 5 yıl müddetli olacak diyor. iki defa seçilebilir. Evet. Ama ama erken seçim olursa Cumhurbaşkanı ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Ömür boyu cumhurbaşkanı zaman demektir bu. Evet. Şimdi bakın biz bunu hep söylüyorduk. Basın toplantılarımızda başkanlığa karşı izledik. Daha sonraki basın toplantımızda dedik ki partili cumhurbaşkanlığına da karşı izledik. Sebebi de bu dedik. Bazı parti rejimi getiriliyor. Tek kişiye bırakılıyor. Tek kişiye bırakılan bir devlet haline geleceğiz. Demokrasiyi unutun artık. Yargı sizin elinizde. Yasama sizin elinizde. Yürütme de sizin elinizde. Dünyanın bütün literatürlerini tarayın. Adına ne dersiniz? Ee, bunun adı tiranlık. Başka şey değil. Başka hiçbir şey değil. Evet. Ama Hitler de böyle gelmişti hocam. Yani Mussolini de böyle gelmişti ama. Hitler'inki biraz daha farklıydı. Ama e, bakın e, son geçtiğimiz hafta İtalya'da bir referandum yapıldı. İtalyan halkı Mussolini dönemini yaşadığı için yani mevcut başbakana veya cumhurbaşkanlığının yetkilerinin artırılmasına hayır dedi. Ee, Türkiye'de de ben kendi adıma Akdeniz ikliminin insanlarıyız. İtalyanlarla biraz karakteristik özelliklerimiz de vardır. Ben e, her şeye rağmen meclisten bunun geçeceğine inanmıyorum. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde siz dahil 5 e, milletvekili. Açıkladı ama biz biliyoruz ki 20'den fazla MHP milletvekilinin, siz de biliyorsunuz bu referandum bu şeyde meclis oylamasında oy vermek için hatta AKP içerisinde çok ciddi çatlak var her ne kadar 316 imza ile bu önerge imzalandı ise de ben o 316'nın içerisinden de ciddi miktarda yani çok ciddi olmasa bile en az 10 15 ...civarında bir pire bekliyorum. Ne dersiniz? Şimdi vallahi böyle bir takım şeyler var ama... ...ben... E, ...şu son... E, ...bir takım olaylardan sonraki... E, ...tecrübelerime dayanarak söyleyeyim... ...güvenmiyorum. Evet Güvenmiyorum. Çünkü... ...Türkiye'de artık kimin ne yapacağı... ...konusunda bayağı ciddi bir şeyim var. Endişem var. Şimdi... Tabii ki şurasını muhakkak bir takım Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri belki dediğiniz gibi gizli oyla yapılacağı için bunu reddedebilir. Burada grup kararı da alınması biliyorsunuz mümkün evet. değil. AKP içerisinde de belli bir oranda hayır diyecek olan söyleniyor ama şu teklifin arkasında biliyorsunuz 316 milletvekilinin imzası var. Evet. Ama boş kağıda atılmış imzalar deniyor buna hocam. E, i̇mzalar öyle atılır. Genelde hep öyle attırırlar onlar. Evet. Zaten e, çoğunlukla da e, pek fazla önemsemezler. E, şurası muhakkak ki yarın tabii ki mecliste 330'u bularak bunu hallederlerse ki e, Sayın Erdoğan da diyor ki siz yeter ki 330'u bulup meclisten geçirin gerisini ben hallederim evet. diyor. Konu biliyorsunuz, beyanları içerisinde var zaten. Yani şey e, Selvi yazmıştı geçen. E, hı hı. Bugünkü hatta yazısında var. Evet. E, burada yanımda. Ama öyle ki yok. hocam. E, Kadir Selvi yazmıştı. Şimdi mecliste bu gizli oylamalar yapılırken, biz daha önce ben gazeteci olarak da tanık oldum. Siz de e, bu dönem üçüncü dönemimiz. Yani e, pusula göstermek. Yani üç pusula veriyorlar size. Evet, hayır. Pul veriyorlar hı. böyle. Hı hı. Evet geri kalanları getir. Bu çok onur kırıcı bir şey değil mi hocam? Onur kırıcı bir şey ama birçok kişi onu maalesef bir marifet gibi görüp öyle gidiyor. Götürüyor. Hatta fotoğrafını çekenler de var. Ama şöyle düşünün. Meclis işte yoklaması yapılıyor. Mecliste hı hı. yani 184 milletvekili var mı yok mu? Yoklama istediğimiz zaman hı. ben grup başkan vekili olarak çok istedik. Ve tabii ki şey yapılıyor elektronik şifresi var herkesin. Parmak iziyle beraber oyunu kullanarak var mı 184 kişi yok mu bu belli oluyor. Şifresini bilmediğini iddia ederek bazı kişilerde oy pusulası yazıp onu gönderiyor. Şimdi biz böyle bir ortamda kaç kere ama bir kere değil kaç kere kullanılan oy pusulasının Başkası adına orada olmadığı halde kullanıldığını, sahte orada varmış gibi oy kullanıldığını 5-6 kişiyi hatta bir tek oylamada bile ortaya çıkardık. Evet. Çünkü oy pusulasını verenler, o kağıdı verenlerin isimlerini okumasını istedik. Evet. Başkan vekilinden. Hatta e ben orada hatırlıyorum yoktur. yani. Hatta orada bir yoktur. tanesi hastane değildi. Yani orada biraz sahtekarlık yapıyorlar. Evet. Yani ben artık şimdi şu var. Tabii ki Peygamber Efendimiz boşu boşuna söylememiş. Yani her toplum layık evet, olduğu layık şekilde olduğu yönetilir. Şekliyle yönetilir diyor. Şimdi benim için ne önemli? Hı hı. Benim için Türkiye Cumhuriyeti önemli. Benim için Türk milleti önemli. Yani şu makam ve mevkide olmanız veya olmamanız yarın sizi hiçbir zaman yüceltmeyecektir. Tarih hep böyle göstermiştir. Evet. Yani sizin tavrınız koy ortaya koyduğunuz fikirler sizin yarın yüz aynanızdır ve tarih öyle yazacaktır evet hocam e, bizden hemen sonra bir program var son 3 e, dakikamız değerli seyircilerimizin büyük bir bölümü diyor ki e, lütfen sabaha kadar devam edin diyor ama e, ben Türkan Televizyonu değerli seyircilerin önümüzdeki günlerde Sayın Alaçoğlu'yla ile ucu açık gerçekten sabaha kadar gerekirse bir özel program yap yapmaya sözünü aldım diyorum <laughs> hocam ve son 3 dakikada ee, hocam bunun tehlikelerini milletimize, Türk milletine, Türkiyem televizyonun seyircilerine tehlikelerini kısaca bir hatırlatalım. Ya şimdi Yavuz Bey şöyle anlatayım, <laughs> herkes bunu iyi bilsin. Yani hı. bu anayasaya neden ihtiyaç var her şeyden önce? Evet. Yani parlamenter sistemin neyinden şikayet ediliyor? Bunu açıklamazlar lazım e, iktidar sahiplerinin hı. ve bu anayasayı hazırlayanların. Parlamenter sistemden ne, nesinden şikayet ediyorlar? Hı hı. Yasa çıkarmakta mı zorluk çektiler? Yoksa yasayı kendiler uygulamakta mı zafiyete düştüler? Hı hı. Yani PKK ile görüşürken Meclis'in çıkardığı bir yasayla engelleme olmadı. Kendiler bunu yaptılar, değil mi? Herhangi hı hı. bir engel olmadı. Fetö'yü her yere yerleştirirken herhangi bir sıkıntı duydular mı? Hayır, duymadılar. Parlamenter sistem mi yaptı bunu? O mu önerdi? Hayır. Hı hı. Peki bütün bunlar ortadayken parlamenter sistemin sıkıntısı nedir? Hı hı. Dolayısıyla. Parlamenter sistemde en büyük sıkıntı nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Bir siyasi partiler kanununda bir de seçim kanununda. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman zaten kendi içinizde içinde bunu düzene sokabilirsiniz. Bazı kişiler de diyor ki ya Alparslan Türkeş işte e, önce 9 ışık e, 1965'te yazılmış bir kitap. Şimdi orada diyor işte e, veya temel e, bilgilerde 1979'da yazılan evet, bunlar görüşler. zaten görüşler bunda vardı diyor. Ama o tarihte senato vardı ve tek evet. meclis diyordu e, rahmetli evet. başbuğ. Evet. Daha sonra tek meclis haline geldiğinde senato lağvedildiğinde 80'den sonra hiç böyle bir sözünü duydunuz mu rahmetli başbuğ? E, hocam ben şeyi hatırlıyorum zannediyorum siz de davetliydiniz. Vefatından hemen önce Bursa Uludağ'da evet. bir eğitim toplantısında bir kampta bölümleri ayırmıştı ve yeni parti programı yeni tüzük... E, dokuz 9 ışık doktrinin geliştirilmesiyle ilgili e, yeni açılımlarla ilgili de çok önemli projeleri vardı. Ömre vefa etmedi. E, bir şey yani herkes, Şimdi işlerine yeni Türkiye'nin işte, ama Türkiye'nin e, ilkelerinin Hiçbirisinde yerine getirmiyorlar, değil mi? Ya rahmetli 1993 yılında ben tarih kurum başkan oldum. <laughs> bir telefon geldi genel merkezden. İşte sizi hayırlı olsun ziyaretine geliyor diye baş Ben kapıda karşıladım onu dış aşağı indim. O zaman böyle evet. cep telefonları falan da yok. Kendisi içeri girerken bana şöyle döndü dedi ki hoca bak dedi. Ondan 13 yıl önce rahmetli evet. Necmettin Hacivinoğlu'nun evinde ben hazırladığım bir kitabı kendine takdim etmiştim. Sırtımı Hı -hı. da şöyle bir tıpıkladı. Evet. Dedi ki bak Necmettin bizim çocuklar artık kitap yazıyor demişti. Hı -hı. Ama e, ondan 13 sene sonra profesördüm ve Türk Tarih Kurumu Başkanıydım. Beni ziyarete Hı -hı. geldi rahmetli. Ve içeri adımını atarken döndü dedi ki hoca dedi. Buraya adım hiç atmamıştım senin için geldim dedi. Rahmetli. Evet. Ve ondan sonra 15 güne bir geldi oraya bizim konferanslarımızı Hı -hı. da dinlemeye. Hep şunu diyordu yalnız sohbetlerimizde. Biz Türkiye'yi yeni... Dünya düzeni içerisinde bir yere oturtmak zorundayız. Fikirler sürekli canlı tutulması için eskilerden kurtulmak zorundadır. Şimdi bakın, siz kültürü kendi dar çerçevesine sokarsanız ölür. Evet. Dili sokarsanız ölür. Aynı şekilde fikirleri dar çerçeveye sokarsanız o da ölür. Halbuki canlı olanlar her içinde yaşadığınız döneme uygun hale getirerek olur. Şimdi rahmetli ne diyordu? Merkez sağdayız diyordu, değil mi? Evet. Sonra ne diyordu ama? Biz ne sağcıyız ne solcuyuz. Biz milliyetçiyiz evet. diyordu, değil ve mi? Hatta diyordu ki sağ olan kavgamızı e, komünizm tehlikesi yüzünden erteledik. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla biz diyoruz ki bu ülke hepimizin ülkesi. Hı -hı. Yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacağı ülke. Eğer geçmişte biz atalarımıza rahmet okuyoruz. Şehit olmuş insanlarımıza, gazi olanlarına, Hı -hı. değil mi? Bize bir bağımsız Hı -hı. ülke bıraktıkları için. Ama biz tutar da bu ülkeyi tek kişinin hükmüne bırakırsak, tekrar ediyorum, demokrasinin en temel unsuru yargı, yürütme ve e, yasamanın ayrı erkler olarak hı hı. E, bağımsız olması gerekir. Ama bunun sadece ikisini bile bir kişiye verdiğiniz demokrasi biter. Hukukun üstünlüğü biter, her şey biter. Yani hukuk senin kontrolünde, yasama hı hı. senin kontrolünde, yürütme dedi istediğin gibi bypass ederek kararname çıkarabileceksin, Hı -hı. Ve bunun adına evet. biz sadece dediğimiz, e, biraz önce dediğimiz gibi e, bir tek kişi yönetiminden evet. başka bir şey olmayacaktır. Ha Atatürk tek kişi yönetim diyor. Hayır. Mecliste Meclisin efendim. şeylerine baksınlar, tutanaklarına baksınlar. Ne olduklarını görürler. Nasıl mücadele ediyorlar Atatürk'le. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum ama önümüzdeki günlerde yine beraber olacağız. Değerli seyirciler çok mesaj. Biraz da sitem var. Niçin mesajlarımızı okumadınız diye ee, Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın ile ilgili sorular var. Önümüzdeki hafta Sayın Akşener ve Sayın Özdağ'ı bu stüdyoda konuk ed edeceğiz. Onlara soracağız. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam Antalya'da Antalya Türk Ocakları'nın düzenlediği bir e, konferansta konuşacağım. Antalyalı dostlarımızı Antalya öğretmen evine yarın akşam 18'de o bölgede bulunanları bekliyorum. Antalya Türk Ocağı Başkanı'na, Baki Küçük Okudan'a ve Kepahattin Duman kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın.